Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Koşun Mekke'ye kirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem birge kirdi. Bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i 21 yıllık peygamberliğinden keyin, 21 yıllık mihnet meşakkatten keyin, Mekke'ye Peygamberimiz galip, muntasir, muzaffer halide kirdi. Kureyş müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de yaşayan olsa uzat sallallahu aleyhi ve sellem'e cüde köp aziyet azarlarını verişti. Özünü yurtudan, toğlu bozkancı aydan çıkıp geçlikke, yurtunu taşlaşlikke mecbur kılışken idi. Mana endi Resulullah'a aziyet yetkizgen müşrikler Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı taslim oldu. Mana shuncha yillik jangi jadal mehnatlardan keyin payg'ambarimiz yengdi va g'olib bo'lgan holda Makkaga kirib kelar ekan g'alaba va iftixor o'rni bo'lgan, faxrlanib, g'ururlanib kirishlik o'rni bo'lgan mana shunday bir holatda payg'ambarimiz kamtarlik bilan, tavozu bilan kirib keldi. Alloh taologa hamd aytib, Alloh taoloning ne'matiga shukr keltirgan holda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ulog'ini ustida o'tirib engashgan holatda kirib keldi. Shu darajada bir engashib, xokisonligi bilan kirdiki, soqollari mingan ulog'ining ustiga tegib turardi. Vaholanki, bunday bir buyuk g'alaba yetishgan qo'mondon boshliq mag'lub bo'lgan qavm ichiga kirib kelar ekan qanday kirib keladi, hammamiz yaxshi bilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu g'alabani Alloh taolodan bo'lganligi va Allohga hamd aytgan holda mana shunday kirib keldi. Rasululloh kirib kelar ekan Fath surasini o'qiradi. Astagfiru billah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allohu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allohu nasran aziza. Ey Muhammad, toki Alloh sizning gunohingizdan ilgari o'tgan va keyin keladigan narsalar barcha gunohlaringizni mag'firat qilish uchun va sizga o'z ne'matini komil qilib berib, sizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish uchun hamda Alloh sizga qudratli yordam berishi uchun darhaqiqat biz sizga ochiq ravshan fath g'alaba ato etdik. Bu g'alaba hech qanday jang jadalsiz, qon to'kilishsizlik bilan bo'ldi. Alloh taolaning payg'ambarimizga bergan bu in'om edi. Payg'ambarimiz Makkaga kirishlikdan oldin qo'shinni 4ga bo'lib Hif degan joyda jamlanishlikka buyurgan edi. Mana shu joyga birinchi bo'lib Zubayr ibn al-Avvom boshlik qo'shin yetib keldi. Hifga joylashdi, mintaqani egallashdi. Mana shu joyda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga chodir qurib kutib turishdi. Hifga mana shu 4 qism qo'shinning oxirgisi bo'lib Xolid ibn Valid qo'shini keldi. Sababi Makkani taslim bo'lishiga rozi bo'lmagan bir qancha kishilar bor. Bu Ikrimah ibn Abu Jahl, Safvon ibn Umayya, Xoris ibn Hishom hamda Abdulloh ibn Abi Robiyalar. Ular oz kishilik qo'shinni tashkil qilib Xolid ibn Valid kelayotgan tarafga chiqib turishdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ularni ko'rib, "Ey Ikrimah, Alloh Makkani Rasulullohga fath qilib berdi. Islomga kiringlar, o'zingizlarga yaxshi bo'ladi" dedi. Ikrimah uni sheriklari rozi bo'lmadi. "Unday bo'lsa uylarga kirib ketinglar, omonda bo'lasizlar, sizlarga hech kim tegmaydi" dedi. Bunga ham rozi bo'lmadi. Xolid ibn Valid aytdi, "Rasululloh urushmaslikni buyurgan bizga. Yo'lni ochib qo'yinglar, o'tib ketamiz" dedi. "Ular Makkaga faqat qilich bilan kirasizlar" dedi. Jang qilishlikka turib olishganidan keyin Xolid ibn Valid oldiga yurishidan to'silib qoldi. Shunda qo'shinga buyurdi, mushriklarga hujum qilindi. Qisqagina bo'lgan jangda Qurayshliklardan, mushriklardan 23 kishi halok bo'ldi. Musulmonlardan birorta odam bu yerda vafot topmadi. Buni ko'rib, Qurayshning mana shu kichkinagina qo'shini qochib ketdi. Ikrima va Safvon Makka tashqarisiga qarab chiqib ketdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu bir to'p sahobalarga uni quvinglar deb buyurdi. Endi Xolis ibn Hishom bilan Abdulloh ibn Robiyalar esa bular ham qochib ketayotganda ularni Ali roziyallohu anhu quvib bordi. Ali ustiga tamomir temir kiyib olgan edi.
Ular kaçıp Mekke'ye girişti de birinci bağırken cahaya kayır. Bırak bir yakara uyu bulsa, kiri olsa amanda buladı. Ular yürüp Ummuhani isimli ayağını uyuya kiri olmuştu. Ummuhani bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emekçisi, Abu Talib'in kızıydı. Ali raziyallahu anh'ın opası. Yani bu ikide müşriydi, Ali kuvup geldi. Bu müşrikler Ali'nin opasını uyuya kirip gitti. Kirişti de, acilina ya Ummuhani. Bizi himoyangizga oling Ummuhani dedi. Himoyamga oldim dedi, tashqariga chiqdi Ummuhani. Eshik tagida otni ustida bir suvoriy turardi. Ummuhani tanimadi, chunki ustida temir kiygan edi. Men bu kishini himoyamga oldim dedi. Shunda Ali roziyallohu anhu boshidagi temir kiyimini yechdi, shunda ey Ali, men himoyamga oldim dedi. Ali roziyallohu anhu ular bizga qarshi jang qilishdi dedi. Ummuhani, men himoyamga oldim ularni dedi. Ali roziyallohu anhu aytdi, uydan chiqmay tursin dedi. Uydan chiqishmay tursin, Rasululloh nima hukm qiladi? Sizni ham ya'ni Ummuhanini bergan himoyasi o'tadimi, yo'qmi dedi. Ummuhani aytdi, men o'zim borib Rasulullohdan so'rayman dedi. Bu paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka'ga kirib kelgan edi, Xifga joylashgan edi, Fath namozini o'qishlik uchun g'usl qilayotgan edi. Payg'ambarimiz yuvinayotganda qizlari Fatima onamiz roziyallohu anha to'sib turgan edi. Ummuhani keldi, payg'ambarimiz oldiga kirishiga ruxsat so'radi, ruxsat berildi. Kirdida, "Ya Rasululloh, men Xolis ibn Hashom va Abdulloh ibn Abi Robiyalarni himoyamga oldim" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey Ummuhani, sizni himoyangizga, ya'ni siz himoyaga olganlarni biz ham himoyaga olamiz" dedi. Ummuhani muslima edi. Mana shunday qilib, islomning eng ashaddiy dushmanlaridan bo'lgan ikki mushrik ayol kishini himoyasi sababli omon qoldi. Islomni va payg'ambarimizni ayol kishiga ko'rsatgan hurmati, ikromi mana shunday bo'ldi. Mushrik, ikkita mushrik tirik qoldi. Makkani fath qilish nihoyasiga yetdi. Xolid ibn Valid boshlik oxirgi qo'shin ham Xifga kelib qo'shildi. Payg'ambarimiz Xolidni kech qolganligini va jang qilganligidan xabar topib, "Men sizlarga jang qilmanglar" demaganmidi? Rasululloh yo'limizni to'sib olishdi, ilojimiz bo'lmadi dedi. Payg'ambarimiz hech narsa demadi. Ikrima ibn Abi Jahl qochib ketdi. Safvon ibn Umayya qochib ketdi. Payg'ambarimiz 10 kishini qonini halol qilgan edi. Mana o'tgan darsimizda aytdik, kim Abu Sufyonning uyiga kirsa omonda, kim masjidga kirsa omonda, kim o'zini uyiga kirib olsa omonda degan edi. Lekin 10 kishini payg'ambarimiz ularni Ka'ba kisvasiga osilib olganini ko'rsanglar ham qatl qilinglar degan edi. Ana shu qoni halol qilingan kishilardan Habbob ibn Aswad. U qochib ketishga ulgurmadi. Uni ortidan Zubayr ibn al-Avvam quvib yetdi-da Habbob ibn Aswad Ka'bani poshtiga osilib oldi. Mana shu osilgan joyda Zubayr ibn al-Avvam uni qatl qildi. Chunki payg'ambarimiz aytgan edi, Ka'bani poshtiga osilib olgan bo'lsa ham qatl qilinglar degan edi. Qoni halol qilingan kishilardan Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh va Hind bint Utbalar Makkaga kirib berkinishib oldi. Bu 10 ta odamni ayrimlari qochib ketdi, ayrimlari qatl qilindi, ayrimlari yashirinib oldi. Makkani egallashlik nihoyasiga yetgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning hammasini Ka'batullohga qarab boshlab bordi. Hammani takbir aytishlikka buyurdi. 10 ming kishi takbir aytib Ka'batullohga qarab yurib bordi. Quraysh mushriklaridan birortasi ularning yo'lini to'sa olmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam da'vatni oshkor qilishlik Alloh tomonidan buyurilganida islomni qabul qilgan 40 ta qavmining sayyidlaridan bo'lgan 40 ta kishini ikki saf qilib tizib, bir safni oldiga Umar ibn Xattob, ikkinchi safning oldiga Hamza ibn Abdul Muttolibni qo'yib, o'rtada o'zi Ka'batullohga oshkora takbir aytgan holda da'vatni oshkor qilib chiqishgan edi. Eslaylik, Quraysh toshbo'ron qilib ularni kutib olgan edi. Ularni Ka'badan to'sishgan edi. Mana endi payg'ambarimiz 10 ming qo'shin bilan bordi. Endi birorta odam ularni yo'liga chiqishlikka jur'at qilmadi. Fath nihoyasiga yetganini ko'rib, ayrim Qurayshliklar jur'at qilib tashqariga chiqishdi.
Kaşgar'a çıkanlar orası da Abu Sufyan, Haris ibn Hişam ve başkaları var idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin tavaf kılıçtı başladı. Tüyasının üstünde tavaf kıldı. Ta ki adamları körüp ergeçsin. Peygamberimiz tavaf kılarken uzatını güze tutturken müşrikler eşlik için Fatih suresini baland avası bile okurdu. İnna fatahna leke fethan mubina. Ta Muhammedur Resulullah vellezine ma'hu eşiddâu alel kuffar ruhamâ'u beynehum tarahum rükkan succeden yebtagûne fazlan minallâhi ve rizvâne. Müşriler eşittirerdi. Peygamberimiz tavaf kılarken tüyasının üstünde. Kolundaki asanı her ötkende Hacer-ül Esvad'a tegizip kolunun asanı bir çekesini öf koyardı. Bana şu nasıl? Sünnet bu oldu. Tavafını tüketkenden ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zemzem kuduğu vardı da özü alıp içmedi. Sebebi. Eğer dedi Resulullah adamlarını zemzemle özleri alıp içke urunuşları bulmagen deydi özüm barıp zemzemden alıp içerdim. Özüm barıp zemzemden alıp içerdim. Eğer Peygamberimiz özü alsa özü kolundan alıp içse şu işin sünnet bu kalarıdır. Ve hemme kuduğundan özü alıp içemendi haris bulup İzdiham tıkının çöp getirdi. Hacılarga su verişlik, su alışlık bu Banu Haşim'in şerefiydi. Abbas bizni su bulan su arayın dedi. Abbas ibn Abdülmuttalib çakırıp gelişti. Abbas ibn Abdülmuttalib Peygamberimizge su al verdi. Suunu alıp tüy verişlik Banu Haşim uruğunu işiydi. Eğer dedi Peygamberimiz Sikaya Banu Haşim koludan çıkıp geçişten havatırdı bu meganında özüm kolumla içerdim. Abbas bizge su vereyim dedi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Abbas ibn Abdülmuttalib ya Resulullah özü yüzge barası mı dedi. Mekke'ni fethi kıldı. Özü yüzge barası mı dedi. Hadice anamız raziyallahu anha bilen yaşayan üyüne nazarda tutuyordu. Peygamberimiz hicret kıyandıdan keyin kızları keyin hicret kıldı. Resulullah'ın üyüde bir neçe yıl hiç kim yaşamadı. Şunda Abu Talib'in oğlu Akil üyünü satıp pulunu uzun çıkıp yanıdı. Şimdi Peygamberimiz zaten yaptı ki Akil bizim üyümüzü kaldırgan mı diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adaletini görün ki Akil'in satışka hakkı yok idi. Lekin özünü pulüge alken adamını Peygamberimiz küydürüş halama yaptı mı adaletini görün. Akil bizi üyümüzü kaldırdı mı dedi. 19 gün Mekke'de turgan bolsa Peygamberimiz Fatih'ten keyin çadırda yaşadı. Demek nerge adam pulu yagen küymesin dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nebevi ahlak. Bu Allah muhtage nebevi ahlakıydı. Peygamberimiz tavafını tüketkeniden keyin Kureyş'ine hammasını toplaştıkça büyürüdü. Kureyş hamması taşkarıya çıktı. Ular yığılgenlere de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa'ya götürülüp ulu hutbasını okudu. Bana şu hutbasının esnası da Allah'a hamd etti. Sana etti. Özüge salavat etti. Şundan keyin cahiliyet işlerini zikir kılıp onların hammasını bekar kıldı. Yani Kureyş'ini fahır deyip sana gen, şeref deyip sana gen, obru deyip sana gen işlerini hammasını bekar kıldı. Şimdi hüküm fakat yine İslam hükümü bilen buladı. Başkaru Allah'ın hükümü bilen buladı. Şirkini, nahak kan tökşini bekar kıldı. Ve bana şu makamda ribanı haram kıldı. Riba Mekke fethide haram kılındı. Sonra ettiler, cahiliyetinin hemme işleri benim ayağım astıda. Fakat yine sikaya ve rifada kıladı dedi. Cahiliyette şeref degen sanalgen işlerden hammesi, şeref sanalgen işlerden hammesi bekar fakat hacilerge su verişlik, Baytullah'ın hizmeti bana şu şeref kaladı. Başka şeref ne? Hiç kaysı kalmadı. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünü meşhur sözlerine aitti. Kureyş'ini yıkdı. Mâ tazunnunne annî fâilun bikum. 21 yıldan beri Peygamberimizge asası düşman bugün Kureyş'ini yıkıp durup men sizlerini nema kılaman, nema de böyle sizlerdi. Peygamberimiz mağlup olup
Mehnat mashaqqat çekkende sabır qilgan edi. Mag'lubiyatga sabır qilgan edi payg'ambarimiz. Mana endi g'olib bo'ldi. Qo'lida muzaffar qilich turibdi. İntiqom olsa bir og'iz so'zi bilan, bitta ishorasi bilan Qurayshni hammasini qirib tashlash mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi g'olib bo'lgan holda men sizlarga qanday muomala qilaman? Nima deb o'ylaysizlar dedi. Ular aytdilar, siz Karim birodarimizning Karim farzandisiz dedi. Ahun Karim, ibnu Ahin Karim dedi. Payg'ambarimiz boraveringlar, sizlar ozodsizlar dedi. Bundek avf qilishlik, bundek kechirishlik Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga xos sifatidir. İnsanlar bu narsaga inson mag'lubiyatga sabr qila oladi. İnsan zayıf bo'lganda, nochor bo'lganda, javob berishlikka quvvati bo'lmaganda sabr qila oladi. Endi quvvatga kirganda, javob berish imkoniyati bo'lganda, avf qilish, kechirish, g'alabaga sabr qilishlik hammani qo'lidan kela olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda g'alabaga sabr qildi. İşler nihoyasiga yetdi. Shaharda bir tinchlik yoyildi. Odamlar ko'chaga chiqib bemalol yuradigan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlar orasida yurar ekan, Fuzola ismli bir kishi Rasulullohni o'ldirish niyatida hanjarini berkitib, sekin payg'ambarimiz tomonga qarab yurib keldi. Uni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdilarda, "Nafsing senga nima deyapti, ey Fuzola?" dedi. "Ya Rasululloh, Allohni zikr qilyapman, istig'for etyapman." Payg'ambarimiz niyatini bilib turdi. Payg'ambarimiz unga "Istagfirillah ya Fuzola. Istig'for eting." U istig'for etdi. "Istagfirillah ya Fuzola" dedi. Yana istig'for etdi. So'ngra payg'ambarimiz 3-chi marta "Istagfirillah" deyishdan avval qo'lini uni ko'ksiga qo'ydida "Istagfirillah" dedi. U istig'for etdi. Payg'ambarimiz qo'lini oldi. Fuzola aytadi, "Rasululloh qo'lini ko'ksimga qo'ymasidan avval dunyoda men eng yomon ko'rgan odam Rasululloh edi. Endi qo'lini meni ko'ksimdan olgandan keyin men uchun dunyodagi eng sevimli odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldi." Rasulullohning mo'jizalaridan. Ka'ba atrofida odamlar tavof qildi, odamlar namoz o'qidi, zikrda bo'ldi. Payg'ambarimiz ularda orasida aylanib yurar ekan, Abu Sufyan o'tirib o'ylanar edi. Garchi Makka ni tashqarisiga chiqib kalimani izhor qilgani bilan hali islom o'rnashmagan edi. Abu Sufyan o'tirib endi fikr qilyapti. Birovga gapirmayapti, o'ylanyapti. Makka taslim bo'ldi. Quraysh yengildi. Endi nima qilaman? Nahotki berib qo'yaman Makkani. Qanday qilib yana Qurayshni ko'tarishi mumkin? Kimlardan borib yordam so'rasam ekan? Qaysi qabilaga borib bir yalinsam ekan? Qaysi qabiladan yordam so'rasam ekan? Musulmonlarga qarshi qo'shin tayyorlash fikrida turganida kimningdir qo'li kelib tushdi yelkasiga. Shuna qaraganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'liydi. Payg'ambarimiz unga qaradida, "Agar unday qilsang ey Abu Sufyon, Alloh seni xor qiladi" deb o'tib ketdi. Abu Sufyon bu ishdan dahshatga tushdi. Qanday qilib meni niyatimni bildi? Qanday qilib ishimdagi narsani angladi? Shundan keyin Utob ibn Usayd, Xoris ibn Hishom, Abu Sufyon uchalasi o'tirishgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namoz vaqti bo'lganda Bilolga azon ayting deb buyurdi. Ka'bani ustiga chiqib Bilol azon aytayapti, bu 3 ta kishi. Bilolni azon aytayotganini ko'rib alam qilishdi. Utob aytdi, "Bu qulni Ka'bani ustida azon aytganini ko'rsatmasdan otam Usaydni Alloh aziz qildi" dedi. Ya'ni otamni Alloh jonini olib, bu qulni azon aytganini ko'rsatmay hurmat qilib qo'yibdi dedi. Shunda Xoris aytdi, "Bu qora qulni Ka'bani ustida azon aytganini ko'rsatmasdan jonini olib, Alloh otam Hishomni aziz qildi" dedi. Deyishdi-da Abu Sufyonga qarashdi. Abu Sufyon ham nima deyish kerak hozir? Nimadir deyish kerak. U aytdiki, u sukut saqladi. Ularni gapini qaytarmadi. Rasululloh bilan bo'lgan ishidan keyin Binasa degani ham qo'rqib qoldi. Ularni ikkalasini ham o'ziga tikilib turganini ko'rgan Abu Sufyon, "Men hech narsa demayman" dedi.
Men hiç narsa demeyman. Agar hozir bir gapni gapirsam, mana bu tosh yetkizib qo'yadi dedi. Deb turishiga payg'ambarimiz keldi-da, ularga qarab turib, "Ey Utob" dedi. Utob ibn Usayrga qarab. "Bu qulni ozon aytayotganini ko'rsatmasdan otingni Alloh ikrom qildi" dedi. "Ey Xoris" dedi. "Bu qulni ozon aytayotganligini ko'rsatmasdan jonini olib, otingni Hishomni Alloh ikrom qildi" dedi. So'ngra Abu Sufyonga qarab turib, "To'g'ri aytding" dedi. "Agar bir narsa desang, mana bu tosh menga xabar berib qo'yadi" dedi. Abu Sufyon aytadi, "Mana shu o'rinda islom qalbimga tamomiy joylashdi" dedi. Chunki biz ichimizda bo'layotgan narsani bilib turibdi. Shundan keyin uni haqiqiy rasul ekanligiga men amin bo'ldim dedi. So'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamma odamni Ka'batullohdan uzoqlashlikka buyurdi. Ka'badan hamma uzoqlashdi. Ka'batullohning oldiga 360 ta